akşamlar. İyi akşamlar. Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kapatabilsek sevinirim. Post toplantısında çalmasın lütfen. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam, genel bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. Evet, öncelikle tabii ki hepinizin gördüğü gibi çok kötü bir zemin vardı. Oradan başlayacağım. Özellikle bizim gibi takımların pas üzerine kurulmuş, oyun üzerine oynayan takımlar için zemin çok zorlaştırdı. Sivas Spor da zaman zaman zeminle mücadele etti ama biraz daha direkt oyunu, uzun topu daha çok kullanan takım, geçmişte de oynadığı lig maçlarında kullanan bir takım olduğu için biraz daha rakibimiz için daha çok avantaj oldu. Maçın geneline baktığımızda iki tarafta birbirini bekledi, zorladı. Uzun top, ikinci top. Çok aslında seyir zevki çok yüksek bir maç olmasa da heyecanlı bir karşılaşma oldu. 1-0'dan sonra ikinci gol şansını yakalamıştık, net bir şekilde bunu atabilirdik. 1-1 sonrası yine önde biraz daha oyuncu değişiklikleriyle yine rakibin üzerine gittik. Bir uzun topla ikinci golü bulduk. Maçın sonunda dediğim gibi kazandığımız için böyle bir zeminin üzerinde oynayıp maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olarak lige girdiğimiz için çok mutluyuz. Maçın içerisinde pozisyonlar oldu. Tabii ki bununla ilgili net olarak ikinci gol için offside kararı verildiğini, penaltı pozisyonu için offside kararı verildiğini öğrendik. Birincisi için de offside kararı verildiğini öğrendik. Çok net bir şekilde görmedik. Birinci yediğimiz sayılmayan gol öncesi de aslında oyuncumuz yerde yatarken hakemin de maçı durdurmaması ve benim oyuncuma Sergio Oliveira'ya sarı kart gösterip cezalı duruma düşürmesi de bir enteresandı. Genel olarak yani iki takım da aslında bugün hakem kararlarından çok mutlu değildi. Evet, buyurun lütfen. Sivas Spor'un Cem Yılmaz hocam, siz burada da teknik direktör. Evet. Tabii. Şunu sormak istiyorum hocam. Hakem kararları Galatasaray oyunu nasıl etkiledi? Hakikaten iyi bir hakem var diyebiliriz. Ya şöyle, iki takım da mutsuz oldu demin diye söyledim zaten. Yani genel olarak kararlardan iki takım da mutsuz oldu. Yani o sayılmayan birinci gol öncesi de benim oyuncum yerde yatarken, top dışarı giderken maçı durdurması gerekiyordu. Hakem sahaya tedavi için oyuncu çağırması gerekiyordu ama diğer oyuncumun hareketine bir anda sarı kart verdi, bir atış verdi. O atışta geldi, gol oldu. Yani burada hakemin de oradaki bir hatası bir pozisyon yarattı. Dediğim gibi net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Yani genel olarak insanlar tam olarak ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyor. Hakemin kararı uzun bir süre konuşuldu. Offside olarak biliyorum ama dediğim gibi net olarak bir görüşüm yok. Yani bununla ilgili de objektif olarak konuşuyorum. Aynı şey belki bizim başımıza gelse ben de aynı şeyi söylerdim. Burada ne oldu, ne verildi, bu net olarak belli olsun. Yani herkes aynı tepkiyi verirdi. O yüzden net olarak ben de açıkçası burada offside kararı verildiğini öğrendim. Veya başka bir şeyin verildi. Yani benim bildiğim bir offside kararı çıktı diye biliyorum. Net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama öncesinde de bu pozisyon öncesinde de hakemin yine bizim aleyhimize yanlış bir sarı kartla faul yaratmasında aynı şekilde objektif olarak ortaya koymak gerekiyor. Başka sorusu olan, buyurun lütfen. Hocam offside olduğunu, yani offside olduğunu söylüyorlar yani şeyden. Bizim benim idari ekibimden biri yani offside olabileceğini söyledi. Offside olarak. Yani o zaman federasyon başkanı ve merkez hakem kurulu bununla ilgili konuşacak. Yani dediğim gibi ben offside olduğunu duydum. Yani direkt olarak hakemden duyduğum bir şey değil. Bizim idarecilerimizden birinden duyduğum bir şey. Direkt olarak yani kimden bu geldi, bilgi geldi bunu bilmiyorum ama pozisyonda uzun bir inceleme oldu. Benim de tahminim offside kararı verildi. Başka soru var mı? Buyurun. Evet. 20-25 dakika oynanan maçlar var. Ne diyeceksiniz bu durumla ilgili? 90 dakika 25 dakika daha idare etsin.
Yani aslında bir uzatma devresi her maç oynanıyor gibi. Yani bir berabere biten maçtan sonra, yani 105 dakikaya çıktı maçlar. Biz de kulübede plan yaparken bunu planlıyoruz artık. Yani 5 dakika kalı oyuncu sokuyorsak diyoruz ki 10 dakikada oradan şey var. Yani belki 5. değişikliği yapıyorsanız bu her zaman risk olur. Bunları da hesaplıyoruz. Yani hepimize uzun geliyor, oyuncuya da uzun geliyor. Belki ekstra bir yorgunluk da oluyor onlar için. Ama böyle bir karar alındı. Herkes için aynı şey uygulanıyor. Yani bugün 13, 15, 16 oldu yanlış hatırlıyorum. 13 verildi ama 13 de bir 2 dakika uzadı, 2-3 dakika uzadı. Yani baktığımızda 16-22 dakikalık bir uzatma bölümü oynandı. Neredeyse yarı bir devre daha oynandı. Başka soru var mı? Yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.